Arkadaşlar merhaba. Pilates 2D için oluşturduğumuz makro ile bir ankajlı fore kazık tasarımı yapacağız. Şimdi isterseniz hemen adımlara geçelim. Şimdi benim burada arkadaşlar iki tane profilim mevcut. Bu iki profil 10 metreye kadar olan kısmı yamaç morozu olarak geçmekte. Diğer 10 metreden 40 metreye kadar olan kısım da andezit olarak geçmektedir. Burada benim Hatta şu çizimden göstereyim. Burada benim toplamda 13 metrelik bir kazım olacak. Toplam kazı derinliğim 13 metre. Hatta burada 60 santimlik bir başlık girişiyle birlikte burası toplamda 13,65 metre olacak. Ve buradaki kullanmış olduğumuz kazıklar 80'lik kazıklar ve 20 santim kazıklar arasındaki net mesafe ile toplamda 100 santimetrede bir adet kazık olacak şekilde tasarlandı. Ve burada sondajlara göre kaya hattı buradan geçerken biz hesap için mühendislik kaya kabulünü buradan aldık ve burada ankraj imalatına başlamadan önce burada bir 20 dereceli bir deneme delgisi yapılıp burada kaya ortamına ulaşıp ulaşılmadığının gözlenmesini bekliyoruz. Burada da kök bölgelerimizi kayaya sokaklayabilmek için burada 30 derecelik açılarla imalatlarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi burada anlatmak istediğim Plaksis 2D'de biliyorsunuz bu ankrajların serbest bölgesini ve kök bölgesini oluşturabilmemiz için bize bazı koordinatlar gerekli. Bu koordinatları gerek Excel formatı hazırlayarak gerek direkt AutoCAD'den alarak veya bizim hazırladığımız makro ile direkt bu işlemleri çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bugün ben bu hazırladığımız makroyu sizlere anlatacağım. Ona geçmeden hemen şöyle ufak bir de zemin profili ile alakalı, idealize zemin profili ile alakalı parametreleri göstereyim. Dediğim gibi 0 ile 10 metre arasında yamaç bonozu, 10 metreden de 20 metreye kadar olan sondaj derinliklerinde andezit olarak geçilmiş. Biz tabii ki Plaksis'te yapacağımız drenajlı deformasyon hesapları olduğu için burada boyut etkisinden kurtulabilmek için bir miktar daha bunu büyüterek 40 metreye kadar derinliğimizi kabul ettik. Burada yamaç morozu için doğal birim hacim ağırlığı ve doygun birim hacim ağırlığı 18-19. Andezit için 21-22. İşte efektif kohezyonumuz yamaç morozu için 5 kilopascal. İçsel sürtünme açımız, kayma mukavemeti açımız 28 ve elastik modülümüz 20 megapaskal olarak seçildi. Andezit için de efektif kohezyon değerimiz 49 kilopaskal, kayma mukavemeti açımız da 34 olarak kabul edildi ve elastik modülümüz de 140 megapaskal olarak hesaplara dahil edildi. Şimdi hemen gelelim ve burada ilk 13,65 yani ben şuradaki şu küçük bir şevlendirme mesafesine dikkate almadan yapacağım bu tasarımı. Şimdi burada toplamda 13,65 metrelik benim bir kazık boyum olacak ve kazıklarım 80 santim çapı ve toplamda 100 santim, yani 100 santimetrede bir adet olacağı için yani benim kazıklar arasındaki net mesafem temiz açıklığım 20 santim olacak. Onu da o şekilde modellerime dahil edeceğim. Hemen şimdi ben daha öncesinde bu sınırları kendim oluşturdum burada. Bu sınırlara göre şimdi hemen çizimlerimizi yapmaya başlayalım. Buradan oluşturduğumuz makroyu çağırıyorum. Makromuz geldi ve ben burada bir fore kazık oluşturacağım. Şimdi öncelikle ben burada 10 metreye gelecek şekilde ben bir tasarım yapmak istiyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Burada 10 metrelik bir kısım gelecek. Kazı tarafında yani benim 10 metrelik bir kısmım kalacak ve ben burada ankrajlarımı uzattığım zaman ankrajımın bittiği serbest kök bölgesinin bitişinden sonra yine A kadar mesafeyi de bırakmış oldum. Onu da şuradan göstereyim size. Bakın burada boyut etkisinden kurtulabilmemiz için gereken adımlar mevcut. Bakın A'dan sonra minimum 2D'ye bırakılması gerekiyor. 2D'de benim toplamda kazı çukurumdan 2D'ye kadar kök bölgesinde de mesafe bırakmam gerekiyor. Bu sınır şartlarına uyarak ben modelimi oluşturdum. Hemen şimdi gelelim ve ilk
çağırdığım makro ile birlikte kazığımı oluşturayım. Kazığımın çapı 80 santimdi. Net aralığım 0,20 metreydi. Kazık boyum 13,65 metre. Başlangıç kotum X de 10, Y de 0 olacak. Zeminin ortalama birim hacim ağırlığı da 19 diyebilirim. Hatta 19,5 diyebilirim. Ve ben burada kazıklar için C30 beton sınıfı kullanacağım dediğimde ve Enter tuşuna bastığımda bakın burada otomatik olarak benim malzemesi atanmış bir şekilde kazık sistemim oluştu. Şimdi hemen buradan Home tuşuna basıyorum ve buradan ankraj imalatına geçebilirim artık. Şimdi ankraj imalatı için ilk başta benden koordinatlarını istiyor. Hemen bakıyorum burada tasarımda koordinatlarımız yani 1,35 metre yani toplamda 1,95 metrede benim ilk ankrajım olacak. 1,35 metreye, 1,95 metreye hemen ilk ankrajımı oluşturuyorum. Koordinatlarım yine 10 metrede eksi 1,95 ankraj açım. Saatin tersi yönünde bunu girmem gerekecek. Burası 30 derece olduğu için ben saatin tersi yönünde toplamda 330 derece gerekecek. Ve kazı genişliğimde burada eksi 10 metre diyebilirim. Dedikten sonra serbest bölge parametrelemek için burada halat tipim grade 270. Ben burada 0,6 inç rajımı kullanılmış. Ona da ben bir bakayım. Bakın ona da geliyorum şurada. Evet 3x0,6 inç ankraj kullanılmış. Onu da hemen dahil ediyorum hesaplarıma. Yatay aralığına bakalım. Ankrajlarımızın yatay aralığı nedir? Bakın ankrajlarımızın yatay aralığı 2 metrede bir olacak şekilde tasarlanmış. Ankrajımın yatay aralığı 2 metre. Ankraj serbest bölge uzunluğu bakıyorum burada. L serbest normalde 17 metre. Kök bölgesi 8 metre ve toplamda 25 metrelik bir ankrajım. Ankraj toplam uzunluğu mevcut. Burada da 17 metre olarak bunu seçiyorum. 17 metre ve ankrajım da burada 3 tane. Şimdi kök bölgesine geliyoruz. Kök bölgesini bildiğiniz üzere bir Embedded Beamroll ile tasarlayabiliyoruz. Bir de GeoGrid ile tasarlayabiliyoruz. Ben burada ya Embedded Beamroll ile tasarladığımız zaman maksimum sürtünme direnci ve minimum sürtünme dirençleri gerekiyor. Burada da lineer olarak hesap yapabiliriz. Yani bunların ikisini de eşit kabul ederek hesaplarımıza devam edebiliriz. Yani onun için de yine burada andezit birimlerinde geldiğimiz zaman kayalar için nihai çeper sürtünme değerlerine baktığımızda andezit sonuçta sert bir kayaç türü. Yani burada da 1 megapaskal gibi bir değer kabul edilse yani toplamda metresinde 300 kilonewton bir kuvvet alınabilir. Yani buraya da gelip direkt 300 kilonewton yazarak Embedded Beamroll tasarım yapabiliriz ama ben bugün GeoGrid ile bir tasarım yapacağım. Kök bölgesinin uzunluğu 8 metre. Kök bölgesinin çapı 0,15 metre ve GeoGrid ile bir tasarım yapıyorum. Genel girdilerimi girdikten sonra okey dediğimde bakın otomatik olarak benim hem kaya bölgeme girdirmiş olduğu kök bölgemi, serbest kök bölgemi çizmiş olduğu 30 dereceyle ve birinci kazı kadememi oluşturmuş oldu. Hemen şimdi geliyorum. Burada teker teker bakmıştık. Şimdi buradan hepsini birden bakabiliriz. Toplamda benim şimdi buradan da 2,40 mesafede var. 2,40 mesafem var. Yani toplamda benim burada düşey aralığım ne olacak arkadaşlar? 2,40 artı 1,95 olacak. Yani toplamda 4,35'e gitmiş olacağım burada. Burada 4,35'e gideceğim. Hemen geliyorum burada. Yine ankraj modelimi çalıştırıyorum. Yani bakın şimdi burada kullanmış olduğumuz parametrelere ben şöyle tekrardan bir göz atayım. 4,35 metrede. Onu aklımızda tutalım. Ankraj açımız 30 derece yine. Bakın burada öngörme kuvvetimiz 30 ton. 3x0,6 inç kullanacağız. Toplamda burada serbest bölge uzunluğumuz 14,5 metre. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Kök bölgemiz 8 metre ve yine
2 metrede bir ankajımız bulunmakta. Hemen geliyorum, Plex'i açtım. Bakın burada eksi 4.35, 330 yine eksi 10 kazı derinliğim. Tamamdır. 2 metrede burası serbest bölgesi 14.5. 3 tane ankajım olacak yine. Burası 8 metre. Burada da sıkıntı yok. Burada da yine Enter tuşuna bastığımda bakın ikinci tasarımımı da yapmış oldum. Şimdi hemen geleceğiz. Üçüncü çizime bakacağız. Bakın burada üçüncü ankajım yine 2.40 mesafede. 4.35 artı 2.40 dediğimde toplamda 6.75'te olacak bu ankajım. 6.75. Yine bakıyorum. Serbest bölgesinin uzunluğu bu sefer 10 metre. Kök bölgesi 8 metre. Ankaj yatay aralığı 2 metre. Yine 3 çarpı 0.6 inç ve toplamda 30 metrelik, 30 tonluk bir öngörme kuvveti mevcut. Yine çalıştırdığımız makroyu çağırıyorum. Burası eksi 6.75'te 3.30, yani 330 yine 30 derecelik açıyla eksi 10 metre. İki tane burası artık kök bölgesinin uzunluğu 10 metre ve yine 0.15'lik bir kök bölge mevcut. Bakın burayla çizdiğimde son olarak bu sistemi de oluşturmuş olduk. Tasarımı bu şekilde yapıyoruz. Ve geliyorum çizimlerime. Benim nihai kazı kutumda kaçtaymış? Artı 2.40 daha dersek toplamda 9.15. Toplamda 9.15'lik benim bir nihai kutum olacak. Bakın şurada create line diyerek şöyle iki tane normal çizgi atabilirim. Daha sonrasında da bunu tıklayarak x'i 0'da olacak. Eksi 9.15'te olacak. X'i 10 metrede olacak. Y'si de eksi 9.15'te olacak diyebilirim. Bu şekilde tasarımımızı bitirmiş olduk. Bu makromuzdaki özellikle bir güzel seçenek bizim burada belirlemiş olduğumuz parametrelere göre kendisi bu sistem için gereken eksenler rigidlik ve eğilme rigidliklerini kendisi hesaplaması. Yani özellikle biz bunu dikkate almaya çalıştık. Yani ben bir fore kazıkta işte bu değerleri girdiğim zaman bu fore kazıkta eğilme rigidlikleri ne olacak? Eksenler rigidlikleri ne olacak? Yani EI ve EA dediğimiz parametreler ne olacak? Bunları kendisi otomatik olarak hesaplıyor ve malzemesi atanmış bir şekilde burada tasarımını çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bakın burada da bunun sonuçları mevcuttu. Bakın gördüğünüz gibi burada da yine aynı şekilde çizimler yapılmış durumda. Burada bir de bir sürşarj yükü varmış. Yani biz de burada bir sürşarj yükü ekleyebiliriz. Yani gelin burada şuraya bir sürşarj yükü ekleyelim. Burada onun tuşuna bastım ve sürşarj ekledim. Yani burada şöyle 13 metreden başlasın. 13'e 13'e 0'dan başlasın. Sürşarj uzunluğumuz toplamda 13'ten başlarsa 40'a kadar gitsin desek. Yani 27 metrelik bir bina yükü olsun burada. İşte kat sayısı da işte 3 olsun dersek kat başına da toplamda işte 15 kilopaskallık bir yük alsak burada okey dediğimizde bunu da çizmiş olacaktır. Sürüşer yükünü ekledikten sonra diğer kısmımız artık meşleme kısmına geçiyoruz. Burada da mesh dediğimizde medium olarak kalabilir bu meşleme işlemi. Meşlemeyi de otomatik bir şekilde yapıyor. Yani benim burada çizimimle buradaki tasarım birebir yapılmış bir şekilde oldu. Son olarak şunu da göstereyim. Bakın burada da bunların da malzemesi atanmış bir şekilde geliyor. Material işte Ethereal'ı burada atanmış bir şekilde geliyor. Üçüncü, ikinci ve birinci kök bölgeleri ve kazığımın da malzemesi atanmış bir şekilde geliyor. Burada kazık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu makroyu biz ticari olarak şu anda
satışını yapmaktayız. Bu makroya ulaşmak için Gmail adresimize veya Instagram'da siviltek.tr adresine mesaj atabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.